Her yıl milyonlarca elektronik eşya hurdaya ayrılıyor ve yenisi alınıyor. Telefonlar olsun, televizyonlar olsun, bilgisayarlar gibi birçok parça ya evinizin gizli raflarında ya da deponuzun en derin noktasında yıllarca orada çürümeye mahkum ediliyor. Japonya ise gerçekten çok özel ve çok güzel bir şeye ön ayak olmuş ve kararlaştırmış. 2020 olimpiyat madalyalarını çöpten yapacak. Kararı ve düşüncesi oldukça farklı. Videomuza başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Japonya 2020'de Tokyo'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarının olimpiyat madalyalarını yapmak için geri dönüşümlü elektronik atıkları kullanarak dünya ve milletine örnek olmayı planlıyor. Kendilerine yükselen güneş ülkesi vatandaşları diyen Japonlar bu fikirden memnun kaldılar ve elektronik atıklarını madalya için bağışladılar. Bir ayda 47.488 ton ürün toplandı. Yerel operatörler 5 milyon eski cep telefonu bağışladı. Elektronik cihazlar bileşenlerinin arasında en az miktarlarda bile değerli metallere sahiptir. Bu nedenle onlarla gezegeni kirletmemek için boşa harcamamak ve atmak yerine onları iyi bir amaç için yeniden kullanmayı tercih ettiler. Ama her şey söylendiği gibi de değil. Değerli metalleri elde etmek kolay değil. Cihazları sökmeniz ve ardından altın veya gümüşü ayıklamak ve rafine etmek zorundasınız. Farklı kimyasallar kullanılarak çözülen altın, gümüş ve kalay olimpiyat yıldızlarının olacak. Büyük bir adım olsa da artan elektronik atık israfını durdurmak için yeterli değil. Her yıl 45 milyon tondan fazla elektronik atık atılmaktadır ve sadece %20'si geri dönüştürülmektedir. Bu harekete ek olarak Japon sporcuların kıyafetleri de kullanılmış giysilerden geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılacak. Japonlar gerçekten de zeki insanlar. Onları tebrik ediyoruz.